Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bakınız burada lunc üzerine konuşacağız. Genel itibariyle luncu ve fiyat aralığını değerlendireceğiz. Tabii her videoda olduğu gibi eğer vakit kalırsa e, alınabilecek altcoinler listesinde tek tek ilerlemeye ve bunları belirtmeye çalışacağız. Tabi piyasada en son düşüşler oldu ki bu düşüşler hala oluyor. Lunc'da da düşüşlerin devam etme ihtimali çok yüksek. Neyse bakalım. 119 doları geçerek rekor kıran ve ardından çöken altcoin için teknik kırmızı alarm veriyor diyor. Bir kere ben bu yaklaşımları çok mantıklı bulmuyorum. Şey olarak yaklaşım hani 119 doları geçerek falan tarzında. E, bu birincisi hem yani bu şekilde haber yapılması ve lanse edilmesi geçmiş dönemle yenisi arasında e, piyasanın çoğu da acemi yatırımcı olduğu için aralarında bir korelasyon kurmasına sebebiyet veriyor ve bu hoş bir durum değil iyi bir durum değil yani. Hani yatırımcı da şey gibi düşünüyor sanki ha, yeniden 119 dolar mı olacak falan tarzında ama o şekilde e, düşünülmemesi gerekecektir. İkinci bir diğer mesele bu e, tabii ki geçmişteki gibi davranılmasına yönelik bir imaj yarattığı için şu anda markalaştı yani artık Luna yok artık e, yeni adıyla Lunge var. Yani Luna klasik olarak karşımızda aynı şekilde white paper'ına uyum e, sağlamaması zaten icap edecekti bu saatten sonra. Sağlayamaz da bir meme coin olarak devam etmesi lazım ama ekip e, yanlış şeylerde diretiyor. Teknik 2022'de 119 doları geçmesi ve ardından çökmesiyle gündemden düşmeyen Terra Classic için alarm veriyor. Lunge grafiği altcoin'in fiyatının en az %20 düşeceğini gösteriyor. Ciddi bir düşüş %20. Tekniğe göre lunge için ilk potansiyel hedef 4.08 dolarlar olarak karşımızda olduğunu söylüyor. Şimdi e, düşüşe devam eder mi? Düşüşe devam eder e, muhtemeldir. Çünkü burada biliyorsunuz en son FED tutanakları falan da açıklandı e, ki ayrı bir videoda bunu değerlendireceğiz. Piyasa içerisinde özellikle hani şeyi katmıyorum e, FED'in faiz arttırdığı durumu katmıyorum. FED faiz artırana kadar zaten yani 14 Haziran tarihine kadar belli ki piyasada biz bu Düşüş sürecini e, izlemeye devam edeceğiz. O yüzden Londra'da da ortalama 4.075 civarlarına kadar geri çekilmenin devamını bu tarihlere kadar izleme ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Tera Klasik batış baskısı altında satış mı yoksa e, kalmasıyla aşağı yönde hareket eden Bitcoin'in piyasa genelinde neden olduğu volatilitenin ortasında. Son iki haftadır aşağı eğimli bir şekilde yatay hareket ediyor. Yani zaten luncun düşüşü son iki haftalık işte değil. lunç aylardır düşüyor. Yani piyasa yükselirken de luncu düştü. O yüzden hani şurada gördüğünüz muhabbet. Hani piyasa yükselirken de luncu düşüyordu zaten. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Ye, e, bu yeni olan bir mesele değildir yani. Her neyse. Günlük luncu grafiği bir akümülasyonla sonuçlanan fiyat hareketinin ters flama formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor. Bu grafik formasyonu uzun süreli düşüşü destekleyen önceki düşüşün devam formasyonlarından biridir diyor. Tamam. 2022'nin Nisan ayında 119 doları geçerek rekor kıran ve ardından Terra ekosisteminin çökmesiyle yıkılan lunç fiyatı son 24 saatte önemli bir düşüşle karşı karşıya kalarak %3.21 değer kaybıyla 4.084 dolardan işlem görüyor. Günlük fiyat grafiğinde yakılan düşüş mumu satıcıların trend kontrolünü geri aldıklarını gösteren flama formasyonunun destek trend çizgisinden büyük güçlü bir kırılıma neden oldu diyor. Evet. Ya şu anda maalesef lunch tarafında şey de yok. Çok fazla bir balina aktivitesi de yok. Mesela şöyle coinlerde biz şunu görmek isteriz. Örneğin küçük yatırımcı satar zaten bu doğaldır. Küçük yatırımcı şu an XRP'yi de satıyor. Küçük yatırımcı şu an Ether'i de satıyor. O bir şey değil. Fakat dipten bir balina toplaması görüyoruz biz bu etapta. Fakat Lunge'de bunu da görmüyoruz. Yani dipten bir toplama olmadığı için de cüzdan sıkılaşmasından bahsedemiyoruz. Dolayısıyla likidasyonla da birleşmiyor. Birleşirse de bir patlamaya sebebiyet vermiyor bu. E bu da bize düşük bir dominans karşısında direnç ve düşüşlerde piyasaya yani piyasanın ilerisinde bir düşüş olası bir yükselişte ise yükseleme iş gösteriyor. Ezilme gösteriyor. Dahası potansiyel bir dirence dönüşen destek çizgisi satıcıların alıcılara baskı yapması için Fiyat önünde direnç görevi görüyor. Teoride ters filama formasyonunun destek direnç çizgisinden olan kırılımın ilk hedefi kırılma noktasının ilk kısmının en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki mesafe kadardır. Bu nedenle lunç fiyatının %20 oranında düşmesi ve 4.07 dolardaki psikolojik olarak önemli desteğe ulaşması beklenir. E, Lunçdaki bir düşüşün şu anda kısa vadede 4.07'lerden bahsetmemiz çok doğru olmaz. Bizim 4.075'ler yani bu 7.5 pozisyonları dememiz <laughs> lazım ki asıl destek noktası bu 75 pozisyonlarıdır zaten. E, alım yapacak olanlar da burayı bekleyip e, değerlendirmelidir kanaatindeyim. Haricinde e, orta vadede kısa orta vade burada tutar mı? Tutmaz büyük ihtimalle. Yani bu seviyelerden de Tabii geri çekilirse artık çok daha enteresan noktalara gidecek yani bakın eski mumlar 4. 0 42'ler falan gelecek yani artık durun bakalım hani bilmiyorum lunch için düşüş senaryosun iptal olması ise uzun zamandır varlığını koruyan ve fiyat fiyatı baskılayan düşen tren çizgisinin kırılarak geçilmesiyle mümkün olabilecek burası da 3.012'leri kırarsa bunu izleyebileceğiz. Launch fiyatı 4.08 dolar desteğinin altına inecek mi? İner. Yani 8 pozisyonları tutmaz. Ama dediğim gibi bu yine ortalama 75'lere kadar bir geri çekilme getirir. Fiyatı düşen filama formasyon gösterdiği hedefe giderek tamamlanması launch fiyatı için düşün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Popüler altcoin'in destek tren çizgisinin işlem görmeye devam etmesi fiyatın 4.08 dolar seviyesine ve daha da düşük fiyat seviyelerine düşme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ortaya koyuyor. E dediğim gibi doğrudur. Durumlar bu şekildedir beklenti de böyledir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.